Evet, LGS'de 4 yıl önce başlattığımız yüksek irtifa antrenman kampları projesinin en önemli ayağı bisiklet yarışları. Biz bu yarışlar sayesinde LGS'e gelmek isteyen, gelecek olan sporcuları buraya çekiyoruz. Bu yıl ikinci dağ bisikleti yarışımız. Vekse köyündeyiz, Koramaz Vadisi'nde. Tarih, mitoloji, ekoloji, her şey var burada. Kaya mezarları, çok güzel bir yer. UNESCO'nun da Dünya Kültür Mirası koruma kapsamını aldığı bir yer. Sporcular çok beğendi, takımlar çok beğendi. İlgi çok güzel. Gayet güzel gidiyor. Şu an 44 sporcu var 12 ülkeden. Japonya'dan sporcumuz var, Malezya'dan sporcumuz var. O anlamda bizim için de başarılı bir organizasyon oldu. Evet. Az asperans, mutluluk istiyoruz inşallah. Peki tüm dünyada spor organizasyonu ertelenirken Kayseri önemli bir ev sahipliği yapıyor. Bunun hakkında neler söylersiniz? Bu konuda ben önce Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasaboğlu'na ve Bisiklet Federasyonu Başkanımız Erol Küçükbakırcı'ya teşekkür etmek istiyorum. Bizi geçen seneden beri bu konuda desteklediler. Kapanmalarda bile biz açık havada yarış yaptığımız için ve spor turizmi yaptığımız için bize bir engel koymadılar. Tam etkisini destekliyorlar. Bu konuda yine Kayseri Valimiz Şeyh Muz Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız, Spor AŞ, RGS AŞ, hep herkes bizi bu konuda destekliyor. Ve biz de elimizden geldiği kadar pandemi şartlarına uygun olarak maske, mesafe, temizlik, hijyen kurallarına uygun olarak hem kaldığımız tesislerde hem yarış alanlarında bu kurallara riayet ederek organizasyonlarımızı sorunsuz olarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ekonomiyi durdurmadan ve kurallara dikkat ederek ülkemize katma değer yaratmaya çalışıyoruz. Devletimiz de bunu destekliyor.